aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle, uğraşamam senle. Bugün sinirlerim tepemde, gelme üstüme. Elin işte gözün oynaşta olmasa olmaz. Zaten senden başka biri gelip beni bulmaz. Seni nasıl sevdiğimi bilsen aşkım aşkım. Gide gele koşa koşa inan oldum şaşkın. Eveledim geveledim, ne diyeceğimi bilemedim. Ama yine benim bir tanemsin aşkım aşkım. Ah, ona buna sağ sola arkadan söversin. Alabere dalabere yaparsın gezersin. Sana soru sordum. Ne söylesen yerden göğe haklısın aşkım aşkım. Yere göğe sığdıramam seni aşkım aşkım. Kimse eline su dökemez ki aşkım aşkım. Sana meydan okuyanların aklına şaştım. Ay, yine çıka düşe kalka geldik bugünlere. Birbirimizi yesek bile severiz yine de. Ah, yıllara meydan okuyup açtık tepeleri. Benim sevgi kelebeğim sensin aşkım aşkım. Ah, aşkım. Oh, sarıl bana Robert. Şöyle 9-10 saat deliksiz uyuyup sabah senin kollarında uyanmak istiyorum aşkım. Jessica, seninle uyumak o kadar güzel ki sevgilim. Sanki bu uyumak değil de bulutların üzerinde yürümek gibi bir şey. Yastığında lokum gibi yumuşacıkmış maşallah. Çok rica edeceğim, yine horlama. Sen bir horlamaya başladın mı deprem oluyor diye ödüm kopuyor vallahi. Hadi lan. Asıl sen horluyorsun bir kere. Aa, ne kadar terbiyesizsin Robert. Bayanlar horlar mıymış? Siz kımıl zararlısı mısınız? Sizin ağzınız burnunuz yok mu? Ne? Uyanın! Arkadaşlar uyanın! Bana bak. Ben uyusam bile senin hiç uyumaman lazım abicim. Yani bu gece takım olarak hiçbir randıman gösteremezsek... Zümrüt yengen ikimizi de balkondan atacak, ona göre. Layla! Kızım açsana kapıyı. Layla uyudun mu? Uyudun mu? Aç kızım. Anneciğim, bu soruyu gecenin en saçma sorusu olarak kayıtlara geçirebilir miyiz lütfen? Ne? Mesela kapıyı tırmalamaya başlamadan az evvel ben de her normal insan gibi uyuyordum da anneciğim. Hiç yalan söyleme. Bir kere uyusan kapıyı hemen açamazdın. Ne? Tamam, tamam. Neyse, hadi. Layla, hani sen geçen gün bir parfüm almıştın ya yeni. Ondan birazcık ödünç alabilir miyim? Anne. Sonra uyursun yine. Sen babamı ağına düşündün galiba bu gece. Layla, hadi bakayım çabuk tamam, ol. Tamam, dur çabuk. Acele etme, tamam getiriyorum, dur. Jessica, ayakların da buz gibi olmuş kızım senin. Yoksa yine sen terliksiz yerlere mi bastın? Bir ara çişe kalkmıştım ya hayatım. O zaman kısa bir sürede olsa banyoda yalın ayak yürümek zorunda kalmıştım. Aferin sana bebeğim. Bas böyle yerlere yalın ayak. Yine karnın ağrırsa görürsün ama gününü. Uyuma abicim, uyuma be. Allah kahretsin. Her şey şu adi televizyonun yüzünden oluyor. Ne kadar uyku çağrıştıran program varsa... Hepsini bu sayede görüyorlar. Alev almayan süper yatak Zibartekst sizi bir uyku şölenine davet ediyor. Zibartekst. Oh be! Biraz uyku, bütün isteğim buydu. Bizim de isteğimiz bu ama gel gör ki kadın izin vermiyor.
Hayır, olmaz anneciğim. Niye? Öyle kendi kendine sıkmakla olmaz ki. Her işin bir yöntemi var herhalde. Ay neymiş bunun yöntemi? Tamam, şimdi ben sana anlatacağım. Şimdi sen şöyle git bakayım. Ay hiç oyunun sırası değil. Anneciğim, uyup falan oynamıyoruz. Bir parfümden en fazla nasıl fayda sağlanır? Şimdi sana onu öğreteceğim. Hadi, 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 hadi. Allah Allah. Yürü. Tamam, dur orada şimdi. Dur, dur, dön bana şimdi anne. Şimdi ben bir, iki, üç deyince sen tekrar bana doğru yürümeye başlayacaksın, tamam mı? Tamam, peki. Tamam, gel, gel, gel. Şimdi girdim, girdim, girdim. Git, git. Aa, tamam, tamam, tamam. Şimdi gel, 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 gel. Bak, gördüm, gördüm. Ay, ne güzelmiş. Evet. Hadi bir daha yapalım. Tamam, hadi. Tamam, gel şimdi. İşte geldim, buradayım. Aman da aman, ne güzel de uyumuş da benim şakacık kucağım. Hiç yemezler Şener, bırak bu numaraları. Hadi bakayım. Hadi kalk bakayım benim cilveli kocacığım. Aa, şuraya bak. Buradan meğer gözlerin odasının penceresi görünüyormuş. Hadi ya, nerede? Ben göremiyorum. Şimdi dinlediğim kadar uyu işte. Hadi bakalım. Şeker kız kendi yeter artık, ağlama, beni de ağlatacaksın ya. Herkese günaydın. Günaydın Zümrüt Hanım. Faruk Usta ne yaptın yine bu kızı? Yok Zümrüt Hanım, vallahi ben bir şey yapmadım ya. Nasıl yani, sen bir şey yapmadın? Vallahi yapmadım. Peki sen niye ağlıyorsun kızım? Söz veriyorum, bir daha gece kalmayacağım Zümrüt Hanım. Ne? Bu sabah 12 dakika geç kaldı diye ağlıyor Zümrüt Hanım. Buyurun gel. Sadece 12 dakika geç kaldı diye mi ağlıyor şimdi? Bu Japonlar aynı bizim Türk milleti gibi Zümrüt Hanım. Dakikler. Ay, hiç sorma yani. Evet. Aynı bizim gibiler hakikaten. Buyurun oturun Zümrüt Hanım. Oturun, buyurun oturun. Benim işim var Tarık Usta resepsiyonda. Bu da iş Zümrüt Hanım. Bu da iş. Ay, Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Layla Hanım. Günaydın canım. Günaydın Tarkus'ta. Günaydın. Ya Tarkus'ta, yine niye sabah sabah makinesini ağlattın? Ya ben kimseye ağlatmadım ya. Ben kimseye ağlatmadım, Allah Allah ya. Bu Ninja Turtle'la ilgili ne var, sen niye bana soruluyor ya? Tarkus. Allah Allah ya. Tabii canım. Aşk zor iş tabii. Aşk zor iş tabii. Doğru diyor. Ya ne aşk? Layla Hanım bu yaşta ya. Ama sizinkisi biraz daha platonik oluyor galiba. Yok Layla Hanım, ben anlamam platonikti, troptonikti, toptonikti, neyse artık. Tabii tabii. Neyse ben geç kaldım, görüşürüz. Tamam. Hadi güle güle Layla Hanım. Anne, şefin gecesi yarın geceydi değil mi? Ah tabii, yarın gece ya. Tarık Usta senede bir gün yaptığı o lezzetli yemeklerle yine herkesin aklını başından alacak yani. Ya, Zümrüt Hanım, beni şımartıyorsun o zaman. Yok Tarık Usta, doğru söylüyorum. O lezzetli yemekleri senden daha güzel yapacak bir tek aşçı daha var mı şu dünyada acaba? Yoktur herhalde Zümrüt Hanım. Yok tabii ya. Ay Makiko, Makiko, ben geleneksel Türk yemeklerinden bahsediyorum canım. Makiko, seninle ne alakası var? Ben güzel yapıyorum. Ben güç kaldım, güç kaldım. Hadi güle güle Layla Hanım. Anne, ne var kızım? Dün geceki maçta benim parfüm işe yaradı mı? Ay, çok işe yaradı, sorma. Baban daha sahaya çıkmadan o taç çizgisinin yanında uyuyakaldı. Hala da uyanamadı bak. Aa, yok canım. Demin duştan sesi geliyordu. Duştan sesi mi geliyordu? Ha.
Böyle neşe neşeli şarkı söylüyordu kendi kendine. Neşeli neşeli şarkı söylüyordu, öyle mi? Yani ben öyle duydum. Soğuğu aç. Şimdi kapat. Sıcağı aç. Harika. Oh Cici. Cici. Necati. Efendim Şener Bey. Gel lan buraya çabuk. Geldim Şener Bey. Gel. Bu neydi Şener Bey ya? Oğlum birini vurmam, birini dövmem gerekiyordu. Elinin altında sen varın. Hadi. Ha, öyle yani. Yine çok geç kaldım. Yine çok geç kaldım. Gel hanım. Efendim. Şunları da ben şey edeyim. Açın koltuğunuzun altını. Şeyle. Necati, ne yapıyorsun? Palto mu bu? Hayır, rahat yerleştirebilmek amaçlı şey ettim ben. Anladım. Hadi bay bay. Geç kaldım. Görüşürüz. Şuraya bak be. Ceylan gibi sekiyor bizi. Hanım. Efendim Şener Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Gözde Hanım. Efendim. Bir dakika bakar mısınız? Buyurun. Geceleri pijama yerine bu donla yatsam Zümrüt'ü de böyle kaçırabilir miyim acaba? Şu satırı bir kenara bırakmışken sana bir soru sorabilir miyim Makiko-san? Sor. Ya onu bir aşağıya bir yere bırakalım da kazaneyin çıkmasın. Bıraktım. Ah, doma arigato. Bunlardan menzil dışına çıkartalım. Senin sağa solun belli olmaz Makiko-san, dan diye kafaya vuruyorsun sonra. Ne? Evet, şimdi asıl soruya geçelim. Makiko-san. bu kaderin bir cilvesidir ki. Yani kader yani. Bir cilvesidir ki. Nasıl bir oyun oynuyor ki bize? Allah'ın şu işine bak yani. Tarık-usa, ben hiçbir şey anlayamadım. Anlamama çok doğal Makiko-san. Daha çünkü anlayacak hiçbir şey söylemedim. Ne? Şimdi uzun lafın kısası Makiko-san, sen, ben, ikimiz yani. Kaderin dedim ya, nasıl bir cilvesidir ki ikimiz de bu akşam izinliyiz. Allah'ım söyledim herhalde. Tarık usta. Evet. Sen benimle dalga mı geçiyorsun, soru mu soruyorsun? Yok Makiko-san, vallahi ben seninle... Tamam, benim Türkçem çok az ama bu bir soru değil. Heyecanla işin asıl soru kısmını unuttuk, iyi mi? Şimdi işin yoksa baştan tekrar anlat. Şimdi ne dedim demin? Kaderin dedim. Ay Tarık usta, ben çok sıkıldım, içeri gidiyorum. Dur Makiko-san, dur ya. Şimdi ikimiz de bu akşam izinliyiz ya. E'si bu akşam Teoman'ın konserine iki tane. Sen orkaptan beri kral getirdi galiba. Birlikte gidebilir miyiz diye soracaktım. Ne? Anlamadım. Neyse sonra sorarsın, unutma tamam mı? Tamam, unutmam. Ohayo! Sana da ohayo. Laz balıkçı, sana da ohayo. Ohayo. Makoza. Sana da günaydın. Konnichiwa, Tarık usta. Ya senin her tarafın konnichiwa olsa ne olur ya? Senin her tarafın konnichiwa olsa ne olur? Ya şu bizim Tarık usta pek bir kaba adam diyorum he Makiko-san. Lan bana bak vallahi, gösteririm sana gününü Allah'a. Tarık usta, ne yapıyorsun? Dur Makiko-san, şu hamsinin iç organlarını güzel bir ayıklayayım ben ama. Ne? Japon diline olduğu kadar.
Uzak Doğu sporlarına da pek bir hakimimdir. Hatırlatırım Tarık Usta. Vuruşlu olsa ne olur ya? Vuruşlu olsa ne olur? Vallahi bir kodum muydu? Kapının önünde bulursun kendini. Ya az önce söylediğim gibi pek bir kaba adamsın Tarık Usta. Kodum mu modum mu? Ne biçim konuşuyorsun ya? Hadi lan. Allah Allah ya. Senin gibi adama hiç yakışay mı? Hem ilkokul mezunu, bodur boylu, koca kafalı, göbekli. Bir de ikinci sınıf bir restoranda çalışan bir aşçıya. Bir keresinde ortaokulda iki tane puan için teşekkürü kaçırmıştım, biliyor musun? Teşekkürü mü? Ulan bu defa senin o kıçını kopartmaz mıyım ağabeyler? Sor bakalım o puruşlu hocana, ha bu numaraları bilir mi? Ay yeter, yeter artık. Tarık Usta sen onun git. Sen o kapıda seni de bayatramadan barıklarını ver. Al bakalım makika sal. Bugün senin için çok güzel lüferler çıkarttım denizden he. Sağ ol sen o kaptan. Toyu taşıma to. Japonca bir şey değil anlamına geliyor. Bazı insanlar çok cahil oluyorlar biliyor musun Makikozan? Onlar için her şeyi ayrıca tercüme etmek gerekiyor ya. Kardeşim biz de biliyoruz Toyu Taşimaç'tanın ne olduğunu ya. Biz de biliyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Oreba yaman oyu nihan. Nokatte naiban nihagongo. Thank you strike deep that. Ne? Oranın kanahi usu. Ha katayi. Hatu. Ni tositando yo. Doida maita lan. Doida maita ka. Asu sen doida maita ka. Asu sana lan doida maita ka. Sen doida makete ya. Nani itan da teme. Sasato jibun no shiagami. Moteri asitri kiri. De hanazu katakoga arantoya. Tamam, tamam yeter artık. Hadi güle güle sen o kaptaya güle güle. Sayanara. Ha bir de unutmadan denizden bugün senin için bir de bunları çekmişydim Makikozan. Bunlar nedir sen o kaptan? Bilet. Konser bileti. Konser bileti. Le Chenel restoran rezervasyon nasıl yardımcı olabilirim? Ah bu akşam kapalıyız efendim. Pazartesi. Pazartesi geceleri Le Chenel restoran kapalı efendim. Evet. Yarın yarın akşam da mümkün değil çünkü full doluyuz. Şefimizin özel gecesi var efendim. Ya maalesef. Sizi tanıyor muyum? Sesiniz yabancı gelmedi. Yok. Daha önce peki hiç restoranımıza geldiniz mi? O da değil. Peki hiç televoleye çıktınız mı? Çıkmadım. Allah Allah. Herhalde ben karıştırmış olacağım sizi. Bir ünlü... bir hışırtı dadandı şu anda telefona. Sesinizi alamıyorum beyefendi. Kapamak zorundayım. Bir türlü sizi duyamıyorum. Daha ünlü ve zengin olduğunuz zaman bir daha arayın efendim. Kolay gelsin Şener Bey. Sağ olun Gözde Hanım. Size de kolay gelsin. Gözde Hanım, gelsenize bir dakika. Lütfen beni lafa tutmayın Şener Bey. Çünkü içeride çok işim var. Hayır, lafınızı tutmayacağım. Başka bir tarafınızı tutacağım. Ne? Diyorum ki bu gece Zümrüt teyzeni ayağımda sallayıp uyuttuktan sonra... ...seni gece yarısı mutfağın kapısının önünde bekleyeceğim. Ayağınızda mı sallayacaksınız? Bu akşam kapalı olduğumuzdan dolayı geçen defaki gibi çok beklemene gerek kalmayacak. Geçen defa hatırlarsanız sabaha kadar beklemiştim Şener Bey. Zümrüt teyzen geç uyuduysa bunda kabahat benim mi kızım? Hayır hayır bu akşam imkansız çünkü bu akşam çok işim var. İşin mi var? Evet işim var. Arkadaşlarla Teoman konserine gidiyoruz. Ay ciddi mi söylüyorsun? Evet ciddi söylüyorum. Kimmiş bakayım senin bu arkadaşların? Hmm, siz tanımazsınız. Görsem tanır mıyım? Sanmıyorum. Dövsem tanır mıyım? Ne? Bu konser biletleri kimin konser biletleriymiş bakayım? Geçenleri de Makiko seninle ayaküstü flört ederken... Ayaküstü değil derken! Makiko-san şarkıcı Teoman'ı çok bir beğendiğini söylemişti. Evet, evet çok beğeniyorum. Ben de bu
akşamki konseri için iki tane bilet alıverdim. Ne dersin, yani işin yok ise beraber gidebilir miyiz? İnanmıyorum. İnanmıyorum ya. Yok, ben aslında inanıyorum da inanmak istemiyorum. Yani geliyor musun, gelmiyor musun? Geliyorum tabii. Ne şans değil mi Tarık Usta? Hem de bugün pazartesi günü. Evet Magiko, çok büyük bir şans. Pazartesi günleri biraz kapalı olduğu için biz izinli oluyoruz. Ciddi misin Magiko sen? Ya ben bunu hiç bilmiyordum ya. Allah Allah, Laz balıkçı hiçbir şey de bilmiyorsun sen ha. Vallahi bilmiyordum. O zaman ben seni 7.30'da alırım he. Şeker kız geldi. O benim lafım lan. Dur. O da sadece iş arkadaşları şeker kız geldi diyebilir. Anladın mı beni? Ne diyorum ben ya? Tüh be, çok üzüldüm. Ya bileydim bir tane daha bilet alırdım ya Tarık Usta. Neyse artık bir dahaki sefere hep beraber gideriz ha, tamam mı? Bana bak, Magiko'san saat 7.30'da geliyorum ona tamam. Göre. Hazır ol, hazır ha. Sayanı ola. Kendine. Tarık Usta, az kalsın unutuyordum. Sen bana ne soracaktın? Ya Magiko, hiçbir şey sormayacaktım ben sana. Oradan bir bas su verir misin? Daha böyle, daha böyle. Beni bir aldatıyorsan seni halkla ilişkilerden sorumlu genel koordinatör ve genel müdür özel dolma kalemi yapmam ona göre. Hep öyle diyorsunuz ama hiçbir şey oldu yok Şener Bey. Aa, çok ayıp Gözde Hanım. Olduk mu birinci sınıf? Hele bir birinci sınıf olalım. Yapacağız herhalde sizi güzel bir dolma kalem. Onun adı halkla ilişkilerden sorumlu özel dolma kalemi. Bir tamam kalem. Neyse işte. Sen şimdi beni bir öp, özür dile. Hadi hadi bakayım. Aa, niye ben özür diliyormuşum ya? Herhalde arkadaşlarınla konsere gideceğim diye konuşan ben değildim, sendin. Gideceğim tabii. Yapma ya. Evet, beni daha fazla artık yalan vaatlerinizle kandıramazsınız Şener Bey. Anlaşıldı. Yani bizim özür dilememiz gerekiyor, öyle mi? Aynen öyle. Neyse, hadi öpeyim de barışalım bari. Aa, bir dakika yani, özür dilemek için illa öpmek zorunda mısınız Şener Bey? Evet. Ay, Zümrüt Hanım gelecek şimdi, lütfen. Merak Ay. Etme, bir ağaç kakan gibi üstüne çıkacağım. Seri şekilde gagalayacağım, bırakacağım. Ağaç kakan gibi mi? Evet. Aa, Tanrı Bey, çok korkuyorum Şener Bey, gitmem lazım. Gagalamadan şuradan şuraya bırakmam. Ay, gagalamadan. Şimdi ne yapıyoruz Gözde Hanım? Demin de söylediğim gibi birbirimize yaklaşıyoruz. Zarif adımlarla yaklaşıyoruz. Eller yukarıda birleşiyor. Ve tekrar açılıyoruz. Birbirimize doğru tekrar yaklaşıyoruz. Ayrılıyoruz, aynı şekilde kendi etrafımızda dönüyoruz. Böyle zarif dönüşler yapıyoruz. Sonra tekrar birbirimize doğru yaklaşıyoruz. Ve şimdi ayaklarımızı öne doğru birden, ikiden, üçten atıyoruz. Tekrar dönüyoruz, elleri birbirimize kenetliyoruz. Ve tekrar adımlarımızı devam ettiriyoruz. İşte böyle. Şimdi gidin, kendi başınıza bahçede bunu çalışın bakalım. Ne? Evet, dediğim gibi daima dik duracaksınız böyle göğüs yukarıda. Ve en önemli olan organlarınız yani burnunuz ve poponuz yukarı doğru böyle dik olarak. Ne? Hadi bakalım, kahve servisinden sonra hafta sonunda Necati ile bu tangoyu yapacaksınız. Yürüyün. Ne Necati? Marş, marş, hala duruyorsunuz. Hadi bakalım. Aa, hala duruyorlar. Marş, marş. Zavallı kızcağız. Gariban çocuk. Benden sabahtan beri rica edip duruyor. Bana bir bukle tango öğretin Şener Bey, Şener Bey diye kuyruğumda. Ne olacak? Elime mi yapışacak? Ben de birazcık öğrettim. Zaten ne demişler? Bana bir tango öğretenin 40 yıl kulu kölesi olur. Bu laf onun için değildi galiba. Yerimde olsam kendimi bu kadar yormazdım. Niye aşkım aşkım? Ha? Nedenmiş? Çünkü eğer bu gecede yarı yolda uyur kalırsam seni balkondan aşağı atacağım kocacığım. Ne? Yapma ya. Ay vallahi de atacağım, billahi de atacağım. Ay ne yapıyorsun öyle? Hiçbir şey aşkım aşkım, tango. Ay ara sıra da bir şeyler yapsan aslında iyi olacak. Ara sıra da bir şeyler yapsan iyi olacak. Necati,
Efendim Şener Bey. İçimden geldi. Ha, tamam o zaman. Ver şunu Şener. Bu ne şimdi? İçimden geldi. Sen de bunun kıymetini bil. Paramparça. Paramparça. Ah ulan şeker kız kendi, ah. Bunlar da orada, aslanlar, tavşanlar. Nerede lan senin şapkan demişler. Biz de eskiden benim Nijat Örtül'le böyle gülüşürdük. Of, of. Ay bak biliyorsan Allah Bibi yani. Ay. Bilmiyorum ya. Sonra karşıdan gelen bir kadın da adamın köpeğini sevmek istiyor. Köpeğini ısırır mı beyefendi diye soruyor ya. Ay. Bak biliyorsan lütfen Allah Bibi boşu boşuna anlatmayayım yani. Ya bilmiyorum derim ya. Ay biliyorsundur canım. Ya bilmiyorum. Sonra kadın köpeği sevmek için eğiliyor da köpek de kadının eli hard diye soruyor ya. Ay kadın da adam aynı köpeğiniz ısırmıyordu beyefendi diye soruyor ya, kızıyor. Adam da kızıyor, benim köpeğim değil ki hanımefendi. Bu komşunun köpeği, benimkisi evde diyor. Cevap veriyor. Sen biliyorsun değil mi fıkrayı? Vallahi ya billahi ya, bilmiyorum ya. O zaman sana şöyle bir baştan fıkrayı anlatayım. Adamın biri bir gün parkta köpeği... Tanrım usta burada! Tanrım usta burada! Tanrım usta! Ne diyorsun Tanrım usta? Ne edeceğim Necati'ciğim? Kaderime isyan ediyorum. İsyan ediyorum, ne edeceğim daha? Ben mani olmayayım o zaman. Benim de mutfakta çok işim vardı. Bari gidip onları halledeyim ben Tarık Usta. Hadi görüşürüz. Sana aşkın tarifini vereyim mi Necati? Aşkın tarifi mi? Evet, aşkın tarifi. Gel. Olgunlaşmışlarından iki tane temiz ve boş kalpler alınır. Hayır. İnsan kalbi. İnsan kalbi. Bildiğin insan kalbi. Olgunlaşmışlarından alırsın. Olgun. Yağmurlu ve dolunaylı bir gecede... Gecede? Hafif pembeleşinceye kadar kısık ateşte karıştırılı. Pembeleşinceye kadar? Pembeleşinceye kadar. Sonra birkaç böyle tatlı söz, ne bileyim biraz gözyaşı içine ekledikten sonra... soğusun diye nereye konur? Nereye konur? Kız Kulesi manzaralı bir bankın üzerine bırakılır. Kız Kulesi manzaralı bank mı? Orası çok... romantik oluyor biliyor musun? Ya. Ya. İki tarafta birbirlerine dayanamayıp aşklarını ilan edince de içi mutluluk dolu hayatın içine hepsi boşaltılır. Sonra beraber fırına sürülür. Fırının saat ayarı ömür boyuna ayarlandıktan sonra işlem tamam demektir işte. Ya Tarık Usta, benim sanki değil ha, içim bir daha oldu. Yani midem bulanır gibi falan oldu yani. Midem bulandı? Öyle oldu vallahi. Midem bulandıysa kesin sen de aşık olmuşsun demektir, haberin olsun ya. Aman be Tarık Usta, nereden olacağım ya? Bende o kadar vakit mi var? Ben eninde sonunda bir necadiyim yani. Eyle alacaksın iki tane kalp, bitti boşaltıp pembeleştireceksin, bir şeye geçeceksin üstüne de Kız Kulesi'ne götüreceksin. Yok benim o kadar vaktim ya. Vallahi billahi, uğraşamam ben o kadar aşmış. Hadi al bunları da. Ne bunlar Tarık Usta? Ver Gözde'ye de beraber gidin, eğlenin bu gece. Ne ki bunlar? Teoman'ın konserine bilet. Yapma ya. Evet. Teoman'ın konseri. Git bunu Gözde'ye ver de beraber eğlenin, boşa gitmesin, hadi. Bildiğimiz şarkıcı Teoman'ın konseri. Teoman evet. Hadi ya. Paramparça. He. Evet, hadi git hadi. Evet be, ben gideyim o zaman. Hadi oğlum, konsere yarım saat kaldı. Ne oyalanıp duruyorsun? Sağ ol. Sağ ol Tanrı Usta, sağ ol. Hadi görüşürüz. Oğlum Gözde o tarafta değil, bu tarafta ya. Allah senin cezanı vermesin, şaşkın. Of.
İki yabancı. İki yabancı. Biri Türk, biri Japon. İki yabancı. Yine geç kalıyorum. Yine geç kalıyorum. Yine. Layla Hanım. Necati. Az önce kapının önüne kırmızı spor bir araba gelip korna çaldı mı? Yok, ben kırmızı spor araba falan görmedim. Görmedim. Yine geç kalıyorum. Yine geç kalıyorum. Layla Hanım, siz bu şarkıcı Teoman'ı çok beğeniyordunuz, öyle değil mi? Beğenmek mi? Necati, ben onu yerim. Afiyet olsun da şey diyecektim. Yani bu geceki konseri kaçırmak istemezsiniz herhalde, öyle değil mi? Necati, herhalde kaçırmayayım hiç. Ya. İşte ben de... Sevgilim, kusura bakma, beklettim seni. Önemli değil sevgilim, ama artık acele edelim çünkü konser 20 dakika sonra başlıyor. Bay bay Necati. Daha 17'ymiş. Tabii ya, 20 dakika sonra başlıyor konser. İki yabancı, biri Japon, biri Türk. İki... Gidiyor ya Tarık Usta. Ne oldu lan? Gel otur. Hadi, bir, iki, üç. Paramparça. Boşuna kocacığım, şimdi seni sobeleyeceğim. Sobe! Allah Allah. Biraz önce gürültüler geldi buradan. Kuş olup uçmadı ya bu pencereden. Şener? Şener Bey burada yok lan Zümrüt Hanım. Ben Şener Bey'in gölgesiyim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şener! Buyur aşkım aşkım, bir şey mi vardı? Ne yaptığını sanıyorsun sen oradan? Aşkım aşkım, birazdan seninle yatağa gireceğiz ya. O yüzden yıldızlara bakıp ilham almaya çalışıyorum. Sen hazır o pencerenin yanındayken... daha önce söz verdiğim gibi seni aşağı atmamı ister misin kocacığım? Aşkım aşkım, sen hiç zahmet etme. Ben birazdan kendimi aşağı atarım. Kadar yatağa gelmezsen sana hayattayken cehennemi gösteririm, ona göre. Zaten 25 yıldır başka bir şey gösterdiğim var. Devamlı cehennemi gösterip duruyorsun bana. Allah'ıma bin şükür. Dur, dur. Anlaşıldı Zümrüt Hanım. Anlaşıldı. Madem bu gece Şener'i istiyorsunuz, anlaşıldı. O zaman da Şener karşınıza nasıl çıkacak göreceksiniz. Bir süper kahraman olarak karşınıza çıkayım da görün. İşte. Bir süper. Nasıl bakalım? Süpermen olmak ha? Halime bir görsün. Allah'ım. Her şeyin bedeli var. Olmadı ya.
hadi. Issız bir adaya düşsen. Yanına ne alırdın? Valla Daros da onu biraz adasına bağlı. Yani böyle tropikal bir adaya düşersen farklı olur. Böyle bir iceberg'e düşersen elbette farklı olur yani. Yok, ben yine de yanıma makine sana alırdım, biliyor musun? Yapma be. Evet. E, içelim o zaman. Tamam. Ya içelim, ne duruyoruz ya? Hadi ya, helal. Arık usta! Tamam. Geç artık. Ne yapıyorsunuz lan burada? He! Ulan bu piyanonun hali ne? Ne hale çevirdiniz buraya? Kebapçı mı lan burası? Ne gülüyorsunuz lan? Gülün abicim, gülün. Birazdan gülmeniz bitince sizi öyle bir döveceğim ki bakalım gülebilecek misiniz? Ya sen hala bulamadın mı? Koskoca Şener Bey'in hala var ya. Beka sahibisiniz ya. Ya şeyini çıkarmayın ama. Bırak ya, Şener Bey ya. Ulan bu yana ben. Ne vardı ben bu aralar ya? Ha Şener Bey, yavrumuz mu yani? Salak şey. Bir hamburgeri tutmayı bilmiyor ya. Geldin mi benim kaçak güreşçim? Ne? Konsere gitmemiş miydin? Ne işin var burada? Ya anne şu halime baksana. Üstüme ketçap dökülünce konseri dinlemeden eve dönmek zorunda kaldım. Ay çok haklısın kızım. Üstündeki bu ketçap lekesiyle Teoman'ı duyman imkansız olurdu tabii. Ne? Ay bu baban da nerede kaldı bilmiyorum ki. Anneciğim bu leke nasıl çıkacak? Ay istersen ver bana şöyle bir çitiliği vereyim ha. Anneciğim yapar mısın sahiden de? Aa benim salak kızım. Ben babanı haftalardır ilk defa uyumadan şöyle bir kıstırmışım. Sen de benden ne istiyorsun? Git Necati'ye söyle. Necati'ye mi? O çarşıdan böyle leke çıkarıcı bir şeyler almıştı geçen gün. Ha. E tamam o zaman. Hadi. Allah sana sabır versin anneciğim. Ay amin kızım amin. Aramazsan hayal ara. Makikosan seni o... Kimdi lan o benim günahı? Balıkçı Şenol. Balıkçı Şenol'la mı ekti? Sormayın Şener Bey. Kızın gönlü bende biliyorum ama o Gargamel burunlu Laz kaptan benden daha cesur. Ya arkadaşlar bu aşk çok garip bir şey. En başında sen peşinden koşuyorsun. Enerji harcıyorsun. Sonra evleniyorsun. Aradan 25 yıl geçiyor. Of, of. Sonra tabanları yağlayıp kaçıyorsun. Hadi içelim o zaman ya. Hadi içelim. Ay, ne yapıyordun? Ya Şener Bey ya. Bu aşk denen şey esasen de ne berbat bir lekmiş ya. Necati? Sen de mi lan? Okumayın garibe Şener Bey. Onun durumu benden daha kötü. Nasıl yani? Fela halde birine aman yakmıştı. Necati, kim lan bu dünyanın en bahtsız kızı, he? Söylemem. Söylemem. Bana bir şey söylemedin Şener Bey. Allah Allah. O zaman hadi içeri. Aşkın dışarı. Necati! Necati! Odasında galiba. Necati!
Hadi. Erkek dediğin sarmalar, sarmalar, sarmalar. Kadın dediğin çalkalar, çalkalar, çalkalar. Çocuklar benim kapamıyor. Ama Şener Bey olmadı. Ben kalkayım da Allah aşkına. Kalkmayız Allah. Ooo kalkamıyorum lan. Vallahi gitmezsem Zümrüt yengeniz beni balkondan atar ayağa. Allah Allah. Zaten bir de o koruyor, başka koruyor yok. Yaksana be, estağ. Bak ölümü görüne kimse yenim cebiri almaz, bana bozulurum ben. Sakın ha. Yaksana oğlum, şşş bak. Ayıp oluyor lan ha. Lan biz neredeyiz? Le Şener. Kimin restoranı Le Şener? Senin. Benim. Yani benim restoranım olduğunu... Dolayısıyla hesaplarla benden oldu. Doğru mu? Lan ben bayağı kafayı olmuyum. Yok 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 arkadaşlar. Siz de fazla içmeyene bokunu çıkarmayın işin ha. Tamam. Hadi iyi geceler. Allah. Allah. Oh. Şener Bey! Nerede kaldı bu kertenkele? Ah! Yine bir üç kağıtlar çeviriyorsan eğer Şener... İşte geldim. Buradayım! Aman Allah'ım! Sen şimdi birazdan göreceksin. Sana öyle şeyler yapacağım ki... göreceksin aman Allah'ını. Ne? Hadi bakalım yürü yatağa gidiyoruz. Ay ne oldu sana? Şş, bir dakika. Affedersiniz. Siz benim aşkım aşkım mısınız? Yani yanlışlıkla başka bir evin yatak odasına girip de... başka birinin aşkım aşkımını şey etmiş olmayayım Allah korusun. Çabuk yatağa! Çabuk! Baş üstüne komutanım yatıyorum. Sen şimdi bittin Şener. Şimdi gerçekten bittin. Hadi kalk. Ah, sabah oldu mu ya? Aşkım aşkım, günaydın. Sabah olmadı sevgili kocacığım. Ha, o zaman tekrar iyi geceler Allah'ım. Ama yatağın yanlış tarafına yattın, şimdi seni düzelteceğiz. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Aşkım, ne kadar incesin aşkım. Şimdi göreceksin sen ne kadar ince olduğunu. Oh aşkım. Hadi gel bakalım. Aşkım, sanki beni havalarda uçuruyor gibisin. Hadi beni bulutların üzerinde uçur. Hadi bakalım. Hadi uç bakalım. Allah'ım. İyi geceler aşkım. Tamam aşkım, tamam. Madem sen beni böyle balkondan atıyorsun, o zaman ben de gider Tuğman konserinde sabahlara kadar eğlenirim. Tuğman! Şener! Dur bir dakika, çabuk buraya dön. Ben diyorum sana... Şunlar...
Sağ ol kızım benim. Oh. Harikaydı. Ah, çocuklar, vallahi çok zahmet oldu size. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizi yukarı davet edip bir kahve ikram etmeyecek misiniz? Kahve mi? Ve hatta yukarı mı? Bizi merak etmeyin hayatım. Siz üstünde rahat bir şeyler giyerken biz de burada oturun, sizleri bekleriz. Çocuklar, biliyor musunuz? Hiç kahvemiz kalmamıştı evde vallahi. Ay ama olur ya, hani bir gün babanız harçlıklarınızı şöyle bir 20'ye katlar falan. Siz de kız arkadaşlarınızı alırsınız, buraya yemeğe gelirsiniz. İşte o zaman kahveleriniz bizden, söz veriyorum. O zaman ödeşiriz, değil mi? Hadi, çok teşekkür ederim. İyi geceler hepinize. İyi geceler. Hadi canım, iyi geceler. Çocuklar, beni motosikletinizin arkasında getirdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Motosikletin arkasında mı? Hadi güle güle, hızlı gitmeyin, dikkatli olun. Trafik canavarı, biliyorsunuz ki bu saatlerde nöbette olur. Ay. Umarım seni de uyandırmadık kızım, ha? Yok, aslında ben galiba hala uyuyorum anneciğim. Ne? Yok, aslında sadece uyumakla kalmıyorum. Üstüne süper abuk sabuk rüyalar da Aa, anladım. Abartma canım. İşte Teoman'ın konserine gittim. Çıkışta da taksi bulamayınca bu gençler biz sizi eve bırakırız dediler. İşte geldik. Teoman konserine mi gittin anne? Aha. Ancak ikinci yarıya yetişebildim hatta. O rüzgar gününü falan okumuştu yani. Allah Allah. Rüyalarım bitti, şimdi kabuslarım başladı işte. Kabus mu? Anne, senin ne işin var Teoman konserinde? Kızım, babanı arıyorum. Babamı mı arıyorsun? Tabii. Onu arayayım, bulayım derken de kalabalıktan az kalsın kendimi kaybediyordum vallahi. Vallahi anneciğim, biz Teoman'ı böyle ailecenek beğenip dinlediğimizi ben vallahi bilmiyordum yani. Ne? Yani sizin Teoman konserinde ne işiniz var diyorum. Ay, baban gelsin, aynı soruyu ben ona soracağım. Baksana, saat kaç oldu? Konser biteli ne kadar oldu? Nerede bu adam? Geldi, geldi. Layla, dur aç onu. Bu değil. Yok, bu da değil. Bir daha. Açabilirsin kapıyı. Açayım değil mi? Tamam. Ben açayım. Hayırlı sabahlar hanımefendi. Hayırlı sabahlar memur bey. Zümrüt Uzun siz mi oluyorsunuz hanımefendi? Zümrüt Uzun benim. Buyurun memur bey, hayrola, bir şey mi oldu? Kocanız hanımefendi. Aman Allah'ım! Ne oldu yoksa Şener? Daha 17. Daha 17. Yeter artık kardeşime, yeter ya. Yoldan beri şarkının aynı kısmını tekrarlayıp durdun. Sırf bu yüzden atacağız seni nezarete ya. Bu şarkının başka bölümü var mı memur bey? Varsa memur bey, size arkadan söyleyin vokal yapımını memur bey. Daha 17. Beyefendi, kocanız mı oluyor hanımefendi? Maalesef efendim, maalesef. Allah yardımcınız olsun hanımefendi. Amin efendim, amin. İlk başta kendisini sirkten kaçan bir palyaço zannetmiştik. Şehirdeki bütün sirklere haber yolladık. Ancak bu şekilde bir kayıp palyaço ihbar alamayınca... Palyaço, palyaço. Üzerinden çıkan bu kart vizitle ancak buraya bulamadık. Buyurun. Bu kart vizitle mi? Evet. Böyle üstünden mi çıktı? Aslında kendisi de bir ara... Bir sirkte çalışmayı istedi ama biz öbür bütün hayvanlara kötü örnek olur diye müsaade etmemiştik. Çok iyi etmişsiniz hanımefendi. Evet. Kendisi en gıcık olduğum şarkılardan birini söylüyor zaten. Neyse hanımefendi. İyi günler. Kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler. Kusura bakmayın. Anneciğim, ne olur. Anneciğim, şimdi döve babamı. Lütfen. Bütün gece uyuyamam yoksa. Ama anneciğim, şimdi sen babamı döversen... ...babam yine sabaha kadar kedi yavruları gibi miyavlayacak... ...ve biz yine uyuyamayacağız. Haklısın galiba kızım. Haklıyım. Ama şöyle birazcık itiversek ha? İtelim, itelim. Bak, itelim. Bu olur. Tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. Konser bitmedi mi ya?
Işıkları söndürüp geliyorum anne. Sen gider hala. Hiç yaşamadım. Hiçbir şey anlamadım. Ah Layla. 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 Layla, Layla, Layla. Layla, 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 Layla. Daha 17. Daha 17. Ya çekil git başımdan. Burası benim yatağım. Ne oluyor ya? Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle, uğraşamam sen.